Ben yazarlar, reyserler diye bir büyük bir sıkıntımız var. Ne yapalım diye dedim, ben bu bizim teknikleri derslere uygulayacağım. Ne yapacaksın? Dedim ben 9 gün sonra geliyorum yanınıza. Orada 54 set yaparak o zamanlar burslu olarak Doğuş Üniversitesi kazandık. Doğuş Üniversitesi'nin uluslararası işleri girdik. Hedefi gerçekleştirdik. Şimdi bundan sonra yürümedi. Dedik ki tamam hadi biz amiyane tabirle. Şimdi diyoruz ki işte hafızayı aldık, hafıza diye bir kelimeden bahsediyoruz. Ama hafıza nedir? Yani herkes zaten kullanıyor hafıza diyor bir şekilde ama tam olarak bunun açılımı nedir? Biz öğrenme, öğrenilen bilgilerin geri getirilmesine de ne diyoruz? Hatırlama diyoruz. Hafıza sistemi 3 aşamalı bir yapıya sahip. Nedir o? İlerleyelim. Duyusal hafıza, kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza. Şimdi ben haddimi biliyorum. Eğitim fakültesindeyim. Biyoloji okuyan da birçok arkadaşımız var. Onun çok fazla derine girmeyeceğim. Rahat sallayabileyim. Şimdi duyusal hafıza, kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafıza dedik. Bunlardan birazcık bahsedeceğim. Duyusal hafıza dediğimiz kısım, biz 5 duyumuzla bir nesneyi, bir bilgiyi algıladıktan sonra bu bizim duyusal hafızamızda bizim yetişemeyeceğimiz mikro hatta milisaniyeler içerisinde bekletiliyor, anlamlandırılıp beyne gönderiliyor. Daha sonra bu kısa süreli hafızada tutuluyor, bilgisayar tabirinde de RAM dediğimiz kısımda ve kişinin kendi büyümesine, fıtratına göre bir ayda bir hafta arasında değişen süre içerisinde bu bilgi kısa süreli hafızada tutuluyor. Şimdi unutmak ya da unutmamak kısmı buradan sonra başlıyor. Neden? Çünkü bilgiyi uzun süreli hafızanın içerisine attıysanız hatırlayabiliyorsunuz, atamadıysanız unutuyorsunuz. Peki ne yapmamız lazım? Bunu uzun süre hafızada etmekte iki şansınız var. Birincisi ya doğuştan Allah vergisi güçlü bir hafıza yeteneğiniz olacak ya da bizim teknikleri bileceksiniz ve beyninize kodlayacaksınız. Başka şansınız yok. Tamam şöyle yapalım. Ben bir tane yabancı, bir tane de Türklerden örnek vereyim ve işi bitirelim. Şöyle diyeyim. Yabancılardan Leonardo da Vinci'yi tanıyoruz değil mi? Nedir meslek, uğraşı alanı nedir? Ne tarafı kullanır ressam? Sağ değil mi? Renkler zaten orada belli. Ama Leonardo da Vinci'nin günlüklerini incelediklerinde tuval üzerinde hangi bölgede, hangi rengi, hangi dozda kullanacağı matematiksel olarak hesaplanmış. Nereyi kullanıyor? Sol. Boğa. Boğa diye bir hayvan mı? Boğa. Peki, ondan sonra boğa kim içine koşuyor? İçinden. İçinden kim ısırıyor? Yengeç. Fırlattı kimin kuyruğunu kapıyor? Aslan. Hangi tarla ez alıyor? Tarlada ne vardı? Herhalde. Diğer köşesi sokan hayvan.